Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذ۪ينَ سَبَقُونَا بِالْا۪يمَانِ وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُوفٌ رَح۪يمٌ. Onlardan sonra gelenler, ey Rabbimiz, bizi ve bizden önce inanmış olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde müminlere karşı kim bırakma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen şefkatlisin, merhametlisin derler buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Allah Teala kullarından kendi dinine ve mesajına vefa gösterecek olanları seçer. Peygamber Efendimiz bu ümmetin en hayırlılarının onun sahabeleri, sonra tabileri ve sonra da tebeut tabiinleri olduğunu bildirdi. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlarınızdır. Sonra zamanımda yaşayanlara yakın olanlar, sonra da onlara yakın olanlardır buyurdu. İşte bunlar hayır seven, ilim amanetini yüklenen, aşırıcıların ve cahillerin tahrifini ve tevilini reddeden insanlardır. Resulullah'ın övdüğü ve sahabeler gibi Allah'ın razı olduğu ve içinde temelli ve ebedi kalacakları içlerinde ırmaklar akan cennetlerle vaat edilenlerdir. Allah Teala şöyle buyurdu: İyilik yarışında önceliği kazanan muhacirler ve ansar ile onlara güzelce uyanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnutturlar. Allah onlara içinde temelli ve ebedi kalacakları, içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Tabiler Resulullah'ın zamanına en yakın insanlardır. O takdirde sahabelerin neslinden sonraki nesildir. Tebeut tabi'in de tabilerin neslinden sonraki nesildir. Allah Teala hepsinden razı olsun. İmam Busayri şöyle demiştir: hepsi de Umar ve Bekler, Allah'ın Resulü denizinden bir avuç su veya onun yağmurundan bir damla su. Tabiler sahabelerle yaşayıp kendilerinden öğrenmişler. Sahabeler de tabilerine fazilet ve ilim sahibi olduklarına şehadet etmişler. İbn Ömer'in Said bin Müseyyeb hakkında şöyle demişti: vallahi o müftülerden biridir ve şöyle de derdi: Said bin Müseyyeb'e danışın, zira o salihlerle otururdu. Bilindiği gibi Said bin Müseyyeb sahabelerin varlığında da fetva verirdi. Ümmetin bilgini anılan Abdullah bin Abbas'ın vefatından sonra Ata bin Ebi Rabah insanlara fetva vermek için Mekke'de otururdu. İşte İbn Ömer Mekke'ye geldiğinde ondan fetva istemişler. O da, ey Mekke halkı, Ata bin Ebi Rabah gibi bir zat aranızdayken niçin benim etrafımda toplanıyorsunuz dedi. Tabilerin Resulullah'ı samimiyetle sevdikleri bilinirdi. El Hasan el Basri Resulullah'ı hasretle inleyen küçük olayını anlatan hadisini rivayet ettikten sonra etrafındakilere şöyle derdi: ey Müslümanlar, küçük bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasretiyle inliyor, onu özlüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuşmayı arzu eden kimselerin onu daha çok özlemesi gerekmez mi? İmam Malik'e de Eyyub Es-Sahtiyani'den ne zaman hadis dinledin diye sorulduğunda iki defa hac yaptı ve onun yanına gidip Resulullah'ın hadisi şeriflerini okuyunca öyle ağlardı ve içli gözyaşları dökerdi ki biz ağlamasına dayanamayıp ona acırdık dedi. Hazreti Peygamber'e o kadar saygı gösterirlerdi ki onun hadislerini sadece iyi vaziyette olduklarında naklederlerdi.
Tabi'ut-Tabi'in de onların gibi yapardı. Ebu Seleme el-Huzai şöyle anlatır. Malik bin Enes hadis rivayet etmeye başlamadan önce namaz kılacak gibi abdest alırdı ve en güzel kıyafetleri giyip sakalını tarardı. Niçin böyle yaptığını sorduklarında Resulullah'ın sözlerine saygı duyuyorum diye cevap verirdi. Peygamberin bahsettiği tabiilerden Veys el-Karani'dir. Bu bağlamda Hazreti Ömer'in şöyle dediği nakledilmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Hiç şüphesiz tabiilerin en hayırlısı Veys adındaki bir kimsedir. Onun bir anası vardır. Alaca hastalığı geçirmiştir. Ona uğrayınız, sizin için istiğfar etmesini isteyiniz. Daha sonra Yemen ahalisi gelince Ömer onu aradı ve sonunda onunla karşılaştığında benim için istiğfar etmeni isterim dedi. Bunun üzerine Üveys sen benim için istiğfar etmeni isterim dedi. Bunun için Üveys sen Resulullah sahabesisin. Asıl sen benim için mağfiret dile dedi. Ama Ömer ısrar edince Üveys onun için af ve bağışlanma talebinde bulundu. Tabiiler Resulullah'ın sahabelerinden İslam dinini doğru bir şekilde öğrendiler. İşte büyük tabiilerden İmam el-Hasan el-Basri'ye sen mümin misin diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. İman iki türlüdür. Eğer sen bana Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, cennete, cehenneme öldükten sonra dirilişe ve hesaba imanı soruyorsan, ben bunlara iman eden bir kimseyim. Yok eğer yüce Allah'ın müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, ayetleri okunduğu zaman da bu onların imanlarını artırır ve Rablerine güvenirler. Namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan yerli yerince sarf ederler. İşte onlar gerçek müminlerin ta kendileridir buyurması hakkında soruyorsan, Allah'a yemin ederim ki ben onlardan mıyım, değil miyim bilemiyorum. El-Bayhaki bunu şöyle yorumladı. El-Hasan asıl imandan değil imanın zirvesinden bahsediyordu. İşte bu iman sahiplerine Allah Teala, onlar için Rableri katında nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır ayetindeki mükafatı vaat etmiştir. Tabiler kolaylaşmayı iyi anlayıp kendi hayatlarında uygulamışlar. Es-Sevri radıyallahu anh bu konuda şunu söyler. İlim güvenilir bir alimden işitilen ruhsata tabi olmayı gerektirir. Aşırılık ise herkesin bildiği bir şeydir. El-Azrak İbn Kays anlatıyor ki Ahvaz'da bir nehrin kenarında bulunuyordu. O nehrin suyu kuruyup gitmişti. Ebu Berza el-Selemi atı üzerinde geldi de namaza durdu. Atı da salıverdi. Kendisi namazdayken atı yürüdü. Ebu Berza hemen namazını bıraktı ve atının ardından gitti. Sonunda ona yetişip yakaladı. Sonra geldi, yan bıraktığı namazını tamamladı. Bizim içimizde gülüş sahibi olan bir adam vardı. Ebu Berze'nin böyle namazı içinde atı yakaladığını sonra yine kıldığını görünce şu ihtiyara bakınız, atı için namazını terk etti demeye başladı. Ebu Berze de namazdan sonra ona yöneldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıldığım zamandan beri beni hiçbir kimse sertlik yoğunluk etmemiş, ayıplamamıştır diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Benim varıp ineceğim yer uzaktadır. Eğer ben atımı bırakıp da namazı tam kılsaydım geceye kadar ehlimin yanına varamazdım dedi. Bu bağlamda Resulullah kolaylık gösteriniz, güçlük göstermeyiniz, müjde verip sevindiriniz. Nefret ettirmeyiniz buyurdu. Başka bir hadiste şöyle buyurdu. Nerede kolaylık varsa orada güzellik vardır. Kolaylığın bulunmadığı her şey çirkindir. Kendi aralarında şefkat, dayanışma ve yardımlaşmayı pratik olarak uyguladılar. İşte Hazreti Ali'nin oğlu El-Hüseyin'in oğlu Ali
birçok yoksula gizlice infak ederdi. Hiç kimse bundan haberi yoktu. Öldüğü zaman artık bu yoksullar kendilerine infak eden kişiyi kaybetmişler. Onu yıkadıklarında sırtında ve omuzunda dul ve fakirlerin evlerine götürdüğü çuvalları taşıma izini gördüklerinde geceleri kendilerine arzak getiren kendisi olduğunu anladılar. Medine'de 100 aile geçimini temin ettiği söylendi. Merhamet, dayanışma yalnızca Müslümanlar aralarında sınırlı değil. Müslümanlar ve diğerlerini de kapsıyor. İşte Ömer bin Abdülaziz Basra'daki valisine şöyle yazmıştı. Zimmilerden yaşlı ve muhtaçlara hazineden tahsisat ayır. Din, ırk ve mezhep gözetmeksizin ülkesinde yaşayan yaşlı ve muhtaçlara maaş bağlamıştı. Ömer bin Abdülaziz bu durumda Ömer bin Al-Hattab'ı örnek almıştı. Halbuki Ömer bin Al-Hattab'ın yaşadığı benzer bir olay vardı. İnsanlardan yardım isteyen, dilenci olan ehli kitaplı yaşlı bir adam gördüğü zaman onun yanına götürüp devlet hazinesinden vermişti. Halid bin Velid aynı şey yaptı ve Heyra ahalisine şöyle demişti. Bu kimselere ister yaşlı olduğu için çalışmaktan aciz olsun, ister başına bir afet geldiği için fakir olsun, ister zengin iken fakir düşmüş olsun, eğer kendi dininde sadaka alacak duruma gelmişse cizye vermekten muaf tuttum ve İslam diyarında ve hicret diyarında yaşadığı sürece ona ve ailesine devlet bütçesinden yardım yapılır. Böylece tüm sahabeler ve tabiler Resulullah'ı her meselede örnek alıyor ve dini gerçek anlamda yaşıyorlardı. Yüce Allah şöyle buyurur. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. Merhamet sadece insana değil, hayvanları ve kuşları da içermektedir. Ömer bin Abdülaziz Mısır'daki valisine bir mektup gönderip develere merhamet göstermesini tavsiye etmişti. Mektup şöyledir. Mısır'da develerin 1000 kilo yük taşıdığını öğrendim. Bundan sonra 600 kilodan fazla taşıdığını bilmeyeyim. Resulullah hayvanlara karşı daima güzel muamelede bulunmayı tavsiye edip bir deve sahibine şöyle buyururdu. Allah'ın seni sahip kıldığı şu hayvan hakkında Allah'tan korkmuyor musun? O senin kendisini aç bıraktığını ve çok yorduğunu bana şikayet ediyor. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanma dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların Efendisi son peygamber Hazreti Muhammed'e ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, tabilerin en önemli özelliklerinden insanlara hoşgörü gösterip merhamet kanatlarını indirmeleridir. Katade'den rivayete göre şöyle demiştir. El-Hasan el-Basri uyurken yanına geldik de yanı başında meyve ve ekmekle dolu bir sebet vardı. Biz sebetten yemeye başladık mı bizi gördü ama çok sevindi ve tebessüm etti. Daha sonra yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir sakınca yoktur ayetini okudu. Celil bin Hazim'den şöyle demiştir. Al-Hasan'ın evindeydik. Günün yarısı geçince onun oğlu bize şöyle dedi. Şeyhi yordunuz bugün. Ne yedi ne de içti. Al-Hasan dedi ki bırak onları. Gözlerim kendilerinden daha hoş bir şey görmüyor ki. Tüm olaylar tabilerin özveri, can feda etme, bilimin değerini bilme ve ona saygı duyma konusunda örnek olduklarını gösterir. Belki de bugünlerde insanlara bilgisizce fetva veren bu sapan ve saptıranlara bir ders olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala ilmi insanların hafızalarından silip unutturmak suretiyle değil, fakat alimleri öldürüp ortadan kaldırmak suretiyle alır. Neticede ortada hiçbir alim bırakmaz. İnsanlar bir kısım cahilleri kendilerine lider edinirler.
onlara bir takım meseleler sorarlar. Onlar da bilmedikleri halde fetva verirler. Neticede hem kendileri sapkınlığa düşer hem de insanları saptırırlar. Tabiler kendilerinden sonra gelen imamlar için iyi bir örnek idiler. Ebu Cafer el-Mansur Tabaut Tabiinden İmam Malik bin Enes'in radıyallahu anh eseri olan El-Muvatta nüshalarını çoğaltıp ülkenin her yanına göndermek ve hukuki uygulamalarda esas alınmasını sağlamak istemişti. Ebu Cafer el-Mansur senin telif ettiğin şu kitabınla ilgili olarak El-Muvatta'yı kastediyor. Şöyle bir emir vermeyi düşünüyorum. Bu kitabı çoğaltıp sonra da Müslüman memleketlerden her birine bu kitabın bir nüshasını gönder. Bu kitabın içinde bulunanları öğrensinler. Bundan öteye geçmesinler. Hadis ilmi olarak da insanlar burada olanlardan başkasına çağrılmasın. Ben ilmin aslının Medine'de bilinen hadisler ve Medinelilerin ameli olduğu kanaatindeyim dedi. Bunun üzerine İmam Malik'in bunu doğru bulmadığı, İslam toplumlarına dağılmış olan sahabenin Resulullah'tan öğrendikleri farklı uygulamaları rivayet ettiklerini ve oralarda bunların esas alındığını belirtti. Abu Cafer dedi ki, hayatım üzere yemin ederim ki bana izin verirsen emir vereyim. Tabirlerin mutavazi ve anlayışlı olmalarını gösteren bir olay şöyledir. Yunus bin Abdülala İmam Şafii'nin talebelerindendi. Yunus hocası İmam Muhammed bin İdris el-Şafii ile camide müzakeresini yaptığı dersin bir meselesinde ihtilafa düşer. Öyle ki öfkesinden dolayı dersi terk eder ve evine gider. Akşam olunca Yunus kapısının çalındığını fark eder. Kim o der? Kapıdaki kişi Muhammed bin İdris el-Şafii der. Yunus bu isimle bilinen herkes aklıma geldi ama bu kişinin İmam Şafii olabileceği hiç aklıma gelmedi der. Yunus kapıyı açar ve İmam Şafii'nin kapıda beklemekte olduğunu görür ve hocasının ayağına kadar gelmesine şaşırır. İmam Şafii kapıyı açan talebesi Yunus'un ayağına gitmiş ve ona şunları söylemiştir. Ey Yunus, bizi birleştiren yüzlerce mesele dururken bir mesele mi bizi ayıracak? Ey Yunus, yaptığın ve üzerinden geçtiğin kübrüleri yıkma. Bir gün o kübrüden geri dönmen gerekebilir. Ey Yunus, hatadan nefret et ama hataya düşenden nefret etme. Bütün kalbinle günaha öfkelen ama günahkara acı, ona merhamet göster. Ey Yunus, sözü eleştir ama sözü söyleyene saygı göster. Görevimiz hastalığı tedavi etmektir. Hastayı yok etmek değildir. İmam Şafii radıyallahu anh bir şiirinde şöyle demiştir. Salihleri severim onlardan değilsem de şefaatlerine ulaşmak için her halde. Nefret ederim günah tüccarlarından her ne kadar bizden de bulunsa aynı maldan. Bilim adamlarımız tabiilerin izinde gidip bizim için Allah'ın din emanetini taşımamız, onu doğru şekilde anlamamız, ahlaklarıyla ahlaklı olmamız, insanları hikmetle ve güzel öğütle davet etmemiz konusunda en iyi örneklerdi. Ey Allah'ım, bizi sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir ayetinde bahsettiğin kimselerden kıl.